Merhabalar. Şimdi sizlerle bisküvili bal kabağı tatlısı tarifini paylaşacağım. Bal kabağı tatlımız bisküviyle de çok lezzetli oluyor. Mutlaka bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca da çok basit. Malzemesi de çok az gördüğünüz gibi. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 kilogram bal kabağı. Bal kabağımızı daha önceki videolarımda vermiştim. Orada tarifi var. Bilmeyenler oradan bakıp pişirebilirler. Bal kabaklarımızı pişiriyoruz. Pişirdiğimiz gibi hemen bir ezici yardımıyla veya bir çatal yardımıyla iyice ezip bu şekilde püre haline getiriyoruz. Ve biraz soğutuyoruz, ılık kıvamda şu anda. Bir paket bisküvimiz var. Bir adet bir paket krem şantimiz var. Ve yarım su bardağından bir parmak kadar fazla da sütümüz var. Şimdi hemen yapmaya başlayalım. Yapması da çok kolay. İlk önce krem şantimi çırpacağım. Çünkü onu buzdolabına atıp biraz sertleşmesini beklemem gerekiyor. Ben tatlımı hazırlayana kadar krem şantimiz de dolapta sertleşecek. Bu tatlımız için bu boylarda bir tepsi kullanacağım. Siz de yine küçük boydan borcam olabilir ya da bu boylarda bir tepsi olabilir. Ya da daha çok yapmak istiyorsanız kabağın miktarını arttırmak zorundasınız arkadaşlar. Büyük tepsiye yapmak istiyorsanız. Şimdi hemen tatlımızı yapmaya başlayalım. İlk önce kabağımızın üçte birini tepsimizin altına seriyoruz. Başta malzemeleri sayarken söyledim mi hatırlamıyorum ama bu şekilde bir paket bisküvimiz de yeterli olacaktır tatlımız için. Şimdi kabağımızın ilk katını serdik tepsimizin altına ve bisküvilerimizi sırayla birbirine bitişik olacak şekilde tepsimize diziyoruz. Bir sıra bisküvimizi bu şekilde kabak tatlımızın üzerine serdik. Şimdi geri kalan kabak tatlımızın yarısını bu bisküvilerimizin üzerine seriyoruz yeniden. İkinci kat bal kabağımızı da serdik. Şimdi yine üzerine bisküvilerimizi seriyoruz. Yani iki kat bisküvi, üç kat bal kabağı olacak şekilde yerleştiriyoruz tepsimize. İkinci kat bisküvimizi de koyduk. Şimdi kalan tatlımızın, kabağımızın hepsini üzerine güzelce seriyoruz yeniden. Üçüncü kat kabağımızı da serdik. Tatlımız şu anda neredeyse hazır sayılır. Üzerine krem şantisini sereceğiz. Yalnız kabağım biraz ılık olduğu için tamamen soğuması için dolaba atacağım. Bir yarım saat kadar dolapta kalacak. Yarım saat sonra üzerine krem şantisini sürebiliriz. Tatlımız dolapta iyice soğudu. Artık krem şantisini üzerine serebiliriz. Bisküvili kabak tatlımız hazır. Şimdi bu haliyle de yaklaşık 2-3 saat kadar buzdolabında bekletirsek çok daha güzel olur. Üzerine de cevizle süsleyebilirsiniz. Servis ederken de üzerine tahin gezdirirseniz harika bir lezzet verecektir ve daha güzel görünecektir. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalımdaki diğer videoları da izleyip abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim.